Bahsettiğimiz altın oran bitkilerde, deniz canlılarında ve kendi vücudumuzda olduğu kadar evrenin derinliklerine de karşımıza çıkar. Nitekim astronomi, astrofizik gibi bilim dallarıyla ilgilenen araştırmacılar evrenin mükemmel bir ritmik düzen içinde hareket ettiğini, yapısında kusursuz bir plan olduğunu gayet iyi bilirler. Örneğin modern bilim ve astronominin babası Galileo, Allah'a inanan dindar bir insandı. Bilimle uğraşmak ve araştırmalar yapmak onu Allah'a yakınlaştırmıştı. Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır diyen Galileo, aynı zamanda şunu da belirtmişti. Evrenin kitabı matematik dilinde yazılmıştır. Üçgenler, daireler ve diğer geometrik figürlerden oluşur. Günümüze gelinceye dek tarih boyunca sayısız bilim insanının ifade ettiği üzere evrendeki her şey matematik bir düzenle hareket eder. Geometrik bir şekil her nerede olursa olsun mutlaka belli ölçülere ve hesaplara dayanır. Bu da bize böyle bir düzenin ve hesabın bulunduğu yerde üstün bir aklın ve tasarımın varlığını gösterir. Aynı kurallar galaksiler ve gezegenler için de geçerlidir. Gezegenler küre şeklindedir. Yörüngeleri ise eliptiktir. Milyarlarca yıldızı barındıran galaksilerin sarmal ve eliptik şekilde olmaları ise evrendeki geometrik düzenin çarpıcı örneklerinden bazılarıdır. Allah'ın yaratma sanatını burada açıkça görebilirsiniz. Galaksilerde görülen eşit açılı sarmal düzen. Galaksilerin sarmal şekilleri, evrende gökbilimcilerin en fazla üzerinde çalıştıkları ve inceledikleri yapıların başında gelir. Sarmal bir galaksi sürekli olarak kendi etrafında döner ve bu esnada kütle çekim ve merkez kaç kuvvetleri denge halindedir. Bu denge sayesinde galaksi kendi ekseni etrafında dönerken içinde bulunan milyarlarca yıldız uzaya savrulmaz, düzenli olarak bir arada durur. Ama buradaki dönüşün bir arabanın tekerleğinde olduğu gibi her tarafı eş zamanlı değildir. Galaksinin merkezi kenarlarından daha hızlı dönmektedir. Bunun sonucunda da merkezden dışa doğru genişleyen sarmal bir şekil meydana gelir. Galaksilerdeki bu sarmal şekli inceleyen bilim insanları aslında bu şekle bağlı olarak çok hassas matematiksel dengelerin olduğunu hayretle fark etmişlerdir. Yapılan incelemelerde Güneş sisteminin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin eşit açılı sarmal şekliyle aynı geometrik özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Sarmal şekil dengeyi nasıl sağlıyor? Sarmal şeklindeki galaksilerin içinde bulunan fiziksel kuvvetler arasındaki denge ise daha da şaşırtıcı niteliktedir. Bir galaksi, kütle çekim etkisiyle kütle merkezine doğru yoğunlaşarak gelişir. Merkez kütlesinin artışı buradaki kütle çekimini de artırdığından galaksinin merkezi, merkez kaç kuvvet ve kütle çekimini dengeleyecek şekilde daha hızlı dönmeye başlayacaktır. Ayrıca merkezin daha hızlı dönmesi kütlenin merkezde yoğunlaşmasını da engeller. Bu nedenle galaksideki tüm sistemin dengede kalabilmesi için galaksinin merkezindeki parçacıkları yavaşlatıp kenarındakileri hızlandırabilen özel bir mekanizmaya gereksinim vardır. İşte bu mekanizma eşit açılı sarmal şekil tarafından sağlanır. Çünkü eşit açılı sarmal kollar böyle bir fonksiyon için en uygun şekildir. Evrenin işleyişi ve dinamiklerindeki bu düzen, galaksilerin fiziksel açıdan dengede kalabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bitkilerde ve deniz dibinde yaşayan canlıların kabuklarında altın orana bağlı olarak ortaya çıkan eşit açılı sarmalın, uzayın derinliklerinde yer alan pek çok galakside de görülüyor olması, hepsinin kudret sahibi olan Allah tarafından özel olarak yaratıldığını göstermektedir.